Yani pes doğrusu. Mıknatıs gibi çekiyorsunuz birbirinizi. Sanki biliyordu buraya geleceğimizi. Anladın mı şimdi bu şehirden neden kaçmak istediğimi? Neden gazeteyi satmak istediğimi? Her yerde karşıma çıkıyor. Çıkmasa bile baktığım her yerde onu görüyorum. Sen bu adama çok mu aşıksın? Söylesene Leyla. Babamdan yadigar gazeteyi satıp buralardan gidecek kadar. Daha nasıl anlatabilirim ki? Gel oturalım şöyle. Sana dedim değil mi ben? Henüz söyleme hamile olduğunu dedim. Galip'in kafası çok karışık dedim. Dinlemedin beni. Söylemedim anne. Galip'le daha hiçbir şey konuşmadım. Ya ne o zaman bu halin? Söylesene. Hanzade konuşsana kızım. Delirtecek misin beni? Bebeğim anne. Ne olmuş bebeğine? Bebeğim hastaymış anne. Özürlü doğabilirmiş. Doktor %100 konuşamıyor. Ama risk çok fazlaymış. Bebeği aldırmamı istiyor. Ah, ah benim canım kızım. Ah benim bahtsız kızım. Allah bana ceza veriyor anne. Ceza veriyor. Şşt, konuşma böyle bir tanem. Söyleme böyle. Bir tanem söyleme böyle. Niye saldın sen bu herif çoğulunu? He? Ne var kafanda yine? Yeteri kadar korktu. Artık işimize yaramaz dedi. Canını sıkan ne peki? Babam hisse meselesine çok üzülüyor. Annemle akın imzalamıyor diye. Öncelikle bu işi çözmem lazım. Anneme o imzayı attırmam lazım. Nasıl olacak peki o iş? Zor oyunu bozar dedi. Zor oyunu bozar. Onu nasıl dize getireceğimi biliyorum ben. Olmaz öyle şey. Vurup döküp yıkarak olmayacak bu iş. Müsaade etmem buna. Merak etme dedi. Kendisi bile inanmayacak o imzayı atarken. Veysel, evin hayırlı olsun. Güle güle otur inşallah. Sağ ol. Bu da papağan gibi. İkide bir sağ ol diyor. Veysel, merak ediyorum. Ne yaptınız da koca Çelebi size ev aldı? Hayret. Ismın olmaz, akraban olmaz. Ne dedin sen? Şey, hayırlı olsun dedim Veysel. İyi, sana da uğurlar olsun. Hadi çık dışarı. Bir dakika, ne oluyor? Çık dedim. Bir dakika, geleceksen bir daha gelme. Hadi yürü. Veysel, yürü dur dedim. Yapma. Kör etti seni Hacer yosması. Gözünün başka bir şey gördüğü mü var? Saçmalama Esma Nur. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne oldu söyle. Hanzade'nin karnındaki bebek hastaymış. Ne? Duydun işte. Öz evladın Galip'ten öz be öz bir torunun olacak. Ama sakatmış bebek. Sakat da ne demek Esma Nur? Eli sakat, yüzü sakat, aklı sakat Azap Bey. Bebek özürlü. Ben annenle konuştum. Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Onlar birbirlerini gerçekten sevmişler. Gerçekten aşık olmuşlar birbirlerine. Yeter ya. Artık bunları duymak istemiyorum Akbule. Niyeymiş? Bir zamanlar onlar da gençmiş. Hem sevmek, sevilmek herkese nasip olmuyor ki. Tek eksikleri bir nikahmış. Keşke evlenecek cesaretleri olsaymış. Ne yani? Sen böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Bence birbirini seven bütün çiftler evlenmeli. Bilmem anlatabildim mi? Mesela şimdi anlaşıldı. Tamam tamam. Az kaldı. Biz de evleneceğiz yakında. Şuraya da bir tane atar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Asaf Bey, bütün imzalar atıldı. Ben defterdarlık ve ticaret odası işlemlerini başlatıyorum. Peki. Teşekkür ederim efendim. İyi günler.
Baba hayırdır? Hiç sevinmiş gibi değilsin. Artık neye sevinip neye üzüleceğim ben de bilmiyorum Galip. Baba ne demek istedin sen? Galip, istediğin oldu. Ayakları baş ettin. Daha ne kurcalayıp duruyorsun altını üstünü? Akın, götür beni buradan evladım. Hadi sen git Akın. Ben biraz yürüyüp düşünmek istiyorum. Dünyada yalnız bırakmam. Anne ne düşünüyorsun bilmek istiyorum. Saatlerdir ağzını açmadın. Anne korkuyorum senin bu halinden. Korkacak bir şey yok. Hayattan bir ders daha aldım o kadar. Meğer ailem için yaptığım her şey boşunaymış. Bilinmem boşunaymış. Olur mu anne? Ne demek bu? Sen hepimizin direğisin. Asıl sen olmasan darmadağın oluruz. Ağzından bal damlıyor ama anneni böyle laflarla kandıramaz. Anne, ben ciddiyim. Ben de ciddiyim bakın. Bu aile için yaptığım her şey yalanmış. Herkes kendi hayatını yaşadı yaşıyor. Sonunda eğilip bükülen hep ben oluyorum. Anne, lütfen. Hatamın nerede olduğunu biliyorum ben. Sizi fazla sevdim. Kocamı, çocuklarımı. Hep korumak istedim sizlere. Ama arada kendimi unuttum. Üzme artık bu kadar kendini anne, lütfen. Bırak beni Hakan, bırak. Biraz yalnız kalayım. Peki. Ama çok geç kalma. Bak arayacağım seni, tamam mı? Tamam, tamam. Git hadi. Çok mu ağrıyor başın? Evet canım. Keşke bir ilaç içseydim. Ben içince hemen geçiyor. Bak sana ne göstereceğim. Nasıl? Aa ne güzel. Bebekler için değil mi bu? Güzel patik değil mi? Bunlar benim miydi yoksa? Anne yoksa bir kardeşim mi olacak? Bunlar senin bebekken giydiğin patiklerdi. Niye ağlıyorsun o zaman? Nasıl ağlamayayım? Bak bu kadarcık ayaklarım vardı. Şimdi ayakkabılara sığmıyor. Kahret! Bir bu eksikti. Ne yaptın kardeşim ya? Of ya, çizmişsin canım arabayı. Nasıl kıydın şu arabaya? Hiç mi vicdanın yok senin? Kusura bakma. Aniden kontrolümden çıktı. Kızmış lan. Ya çok affedersin. Bakkaldan mı aldın ehliyeti güzelim? Görmüyor musun? Biz durduk. Sen de dursana. Bir dakika. Bir dakika sen dur. Dur bir. Pardon? Sen Akın Çelebi değil misin? Evet. Ne olmuş? Ya aşk olsun, tanımadın mı beni? Yo. Ben Tuna. Sevinç'le Akif'in torunu Tuna. Sümüklü Tuna mı? Nasıl ya? Evet, Sümüklü Tuna. Olamaz ya. Seni en son gördüğümde şu kadardın. Ve ön dişin de yoktu. İlkokula gidiyorduk. Senin de dişin yoktu. Vay be, amma değişmişsin. Çirkin ördek kuğu olmuş meğer. Ne zaman döndün Bursa'ya? Sen Almanya'da okumuyor muydun? Bitirdim, geldim işte. Anneannemle dedemin yanına yerleştim. Ne okudun peki orada?
Çocukken en çok ne oynardık hatırla bakayım. Doktorculuk. Balım merhaba canım. Gel. Gel sizi tanıştırayım. Ahbabımız Akif amcanın torunu Tuna. Balım. Merhaba. Merhaba. Tuna bize müsaade. Sevinç teyzemlere de selam söyle. Görüşürüz. Hadi canım içeri girelim. Umarım. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, sağ olun. Bir şey soracağım. Akın Çelebi hep bu bara mı takılır? Evet, niye sordunuz? Hiç. Akın neyin var Allah aşkına? Senin neşeli görmeye öyle alışmışım ki. Bu halini çok yadırgıyorum. Yok bir şey önce ya. Aile meseledir falan. Balım nesi var Akın'ın? Kendi anlatsın. Bana karışmak düşmez. Neyiniz var ya? İkiniz de pek güzelmişsiniz bu gece. CIA ajanları gibisiniz valla. Ağzınızdan laf almak için illa işkence mi yapmam lazım? Konuşun hadi. Neymiş beyimizin derdi? Aile meselesi dedim ya Yonca. Hisseleri el değiştiriyor falan. Ben de bu kavganın tam ortasında kaldım. Babam bir kolumdan çekiyor, annem öteki kolumdan. Vah vah. Zengin olmak ne zor iş ya. Yonca kes artık. Görmüyor musun? Canı sıkkın işte. Merhaba millet. Merhaba. Ne haber misin? E işte abi. İç güveysinden halledeceğim. Hoppala. Senin neyin var peki? Sen ilaçlarını aldın mı oğlum? Gel. Ne konuşuyorsunuz anaoğul? Baba. Dur Ömer, boynumu koparacaksın. Sen kendini hala bebek sanıyorsun galiba. Koca herif oldun be. Ömer Asaf, rahat bırak babanı. İyi peki, al senin olsun. Oturabilir miyim? Elbette. Baba bak, bunları bebekken giyermişim. Ya, nereden çıktı bunlar? Annemle bebekleri konuşuyorduk da, bana bir kardeş yani. Ömer Asaf, sen ilaçlarını ne zaman alacaksın oğlum? Şimdi bak gidiyorum, hemen gidiyorum. Kusura bakma, sorular sorup durdu, bebekti, kardeşti. Ben de öylesine cevaplar verdim. Önemli değil. Nasıl oldun? Miden daha iyi inşallah. Midem iyi, daha iyi. Bu patikler Ömer Asaf'ı mı gerçekten? Hiç hatırlayamadım. Daha çok kız işi gibi. Sence öyle değil mi? Yok Galip, bunlar Ömer Asaf'ın. Hatırlayamadın herhalde. Çok az giydirdim, ondandır. İç şu yapı Ömer Asaf. Aferin. Şimdi şu fısfısı al bakalım. O değil, öbürü. Bu mu? Hı hı. Akbile abla, bir şey soracağım. Sor canım. Annem sence hala niye üzgün? Babam da otelden eve döndü. Nereden çıkardın şimdi sen annenin üzgün olduğunu? Çünkü durmadan ağlayıp duruyor. Ah canım benim, yerim ben seni. Anneler biraz öyledir Ömer Asaf. Sen kafana takma. Bazen olmayacak şeyleri dert ederler. Üzülüp ağlarlar. Sonra sorarsın niye ağlıyorsun diye. Şöyle yaparlar. Hiç. Hiç. Gerçekten neyin var mı? İşte biraz canım sıkılıyor. Boş verin. Neşenizi bozma. Neşemizi mi? Tabii canım. Aman bozma. Ne oldu ki oğlum? Gazetede bir sorun mu var? Var abi. Leyla Hanım Bursa Posta'yı satmaya karar vermiş. Ya kapanacak mı gazete yani? Yok. Yok da gazete bunca yıl sonra el değiştirecek. Çok acıklı bir durum. Nereden çıktı bu şimdi? Ne bileyim ben abi. Bursa'dan gidecekmiş. O yüzden satıyormuş. Hoppala. Senin işsiz kalma ihtimalin yok değil mi bilsin? Bilmem ki. Gazeteyi satın alan belki kendi adamlarını getirir. Ama ben ona yanmıyorum.
Ne peki senin derdin? Severim Leyla Hanım. Hem müthiş bir gazeteci, hem de ailesinin emekleri kül olup gidecek. Oğlum, bu kız İstanbul'dan zaten babasının işinin başına geçmek için gelmemiş miydi? Ne oldu da gidiyor şimdi? Nereden bileyim abi? Ben de şaşırdım kaldım. Aniden bir karar almış beni. Miden için hangi doktora gittin? Ben de yeni tanıştım. Tanıyacağını sanmam. Memnun kaldın mı bari? Memnun kaldım, iyiydi yani. Hanzade. Efendim? Bugün yemekte benimle ne konuşacaktın? Önemli olduğunu söylemiştin. Mesele neydi sahi? Annemle babam. Annemle babam mı? Ne oldu ki? Ne olacak Galip? Araları çok bozuk. Birbirleriyle konuşmuyorlar bile. Evlilik yıl dönümleri de yaklaştı. Galiba 40. yıl dönümleri. Şey diye düşündüm. Sürpriz bir program hazırlasak. Bu vesileyle belki araları düzelir. Yani sen bugün benimle bunu mu konuşacaktın? Bizimkilerin 40. yıl dönümlerini, öyle mi? Evet. Ya bence çok önemli. Evdeki havanın değişmesi için büyük bir fırsat olabilir. Kıyamet kopar, bu evdeki hava ancak o zaman değişir. Bunu sen de biliyorsun ya. Neyse. Abi kocaman bir ceza yemişsin. Akın, bu ne? Bir şey değil hayatım. Akın ne yazıyor söylesene. Versene sen şunu bana. Ne demek bu şimdi? Ne bileyim hayatım, uzun zamandır görüşmüyorduk ya, ondandır. Ya. Kıskandın mı yoksa? Gel buraya. Kıskancım benim. Hadi gidelim. Çayınızı tazeleyeyim mi Galip Bey? Bir bardak daha içerim Makbule. Kolay gelsin. Sağ ol. Aslında arka bahçeye de el atsan hiç fena olmaz. Oradaki çiçekler alıp başını gitti. Kıyameti koparıyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. İşte bu beni kahrediyor. Kahrolacak. O kadar çok derdimiz var ki Asaf. Ben de hayatımıza devam edebilmek için idare etmeyi öğrendim sonunda. Bence sen de bir an önce öğren böyle yaşamayı. Bursa Posta var mı orada Akın? Hı? Burada abi, buyur. Sağ ol. Abi, Bursa Posta olayını duydun değil mi? Yo, ne oldu ki? Satılıyor. Satılıyor mu? Bursa Posta mı? Duymadın mı sen? Leyla Emirli gazeteyi elden çıkarmaya karar vermiş. Şu gazeteyi bırak bir. Anlatsana, niye satılıyormuş? O kadarını bilmiyorum. Ama bir an önce elden çıkarmak istiyormuş. Sen kimden duydun bunları? Leyla Emirli'nin baş muhabiri arkadaşım. Muhsin var yani. İşte o söyledi. Müşteri çıkmış mı peki? Abi ayrıntı bilmiyorum dedim ya. Sadece satacağını duydum. Hem Leyla Emirli senin arkadaşın. Sen öğrenebilirsin. Çay alır mısınız Galip Bey? Abi, hop sana diyor. Efendim? Çay diyor, çay. Alır mısın diyor.
Girebilir miyim Leyla Hanım? Tabii. Gelsene. Şey... Leyla Hanım, ben satış kararınızla ilgili görüşmeye geldim. Hepimiz, yani tüm çalışanlar hala şoktayız. Biliyorum. Ama yapacak bir şey yok Muhsin. Hem satış mukavelesinde Bursa Posta'da çalışanların işlerine devam edebilmesi için bazı maddeler ekleteceğim. Aşk olsun patron. Ne benim ne de arkadaşlarımızın derdi bu değil. Biz iş garantisi peşinde değiliz. Zaten siz bizimle olmayınca çalışsak ne olur, kovulsak ne olur? Sağ ol Muhsin. Ama artık çok geç. Ben bu kararı neredeyse bir ay evvel aldım. Vazgeçin lütfen Leyla Hanım. Satmayın Bursa Posta'yı. Burada bütün ailenizin emeği var. Lütfen Muhsin, kapatalım bu konuyu. Nasıl içiniz el verecek? Hem gazeteyi satın alacak olanlar bu ruhu yaşatabilir mi sanıyorsunuz? Burası bir aile şirketi. Şimdi bir sermaye grubu satın alıp taraflı habercilik yaparsa ne olacak? Muhsin, kes lütfen. Benim için kolay mı sanıyorsun? Alo, buyurun. Asaf Bey, siz misiniz? Buyurun. Yeşil Türbe'deyiz. Evet, Hanzade Hanım dua ediyor. Peki, peki Asaf Bey. Allah Allah. Leyla Hanım odasında mı Muhsin? Merhaba Galip abi. Merhaba. Odasındaydı biraz evvel. Sağ ol. Leyla. Müsait misin? Merhaba Galip. Hoş geldin. Gazeteyi satıyor musun? Satın almaya mı geldin? Satmanı istemiyorum Leyla. Hayatıma karışacak durumda değilsin Galip. Sana öyle geliyor. Bursa Posta'yı neden satmaya kalktığını biliyorum. Nedenmiş? Neden satıyormuş? Benim yüzümden. Ve buna dayanabileceğimi sanmıyorum. Ne alakası var Galip? Yanılıyorsun. Baba, ne işin var burada? Çok kötü bir şey oldu baba. Başımıza bir felaket geldi. Biliyorum kızım. Biliyorum evladım. Bebeğim sakat doğabilirmiş. Torunum sakat doğabilirmiş. Doktor aldırmamı istiyor. Ne yapacağım ben? Ne olur yardım et baba. Metin ol. Veren doğu, alan doğu. Yine olur inşallah. Daha ikiniz de gençsiniz. Niye ama baba? Böyle olmak zorunda mıydı? Neden benim bebeğim? Neden? Sus Allah aşkına Hanzade. Kendine gel ne olur. Bak Leyla. Bu gazeteyi satarsan ve Bursa'dan gitmeye kalkarsan
Ne olur? Lütfen vazgeç bu karardan. Hayatıma karışmaya ne hakkın var Galip? Ben senin hayatına karışıyor muyum? En küçük bir müdahalem oldu mu? Ne istersen öyle yapıyorsun. Ne demek bu şimdi? Bana geliyorsun. Hayatıma giriyorsun. Sonra vazgeçip karına, evine dönüyorsun. Tüm bu kararları alırken ben sana müdahale ettim mi? Fikrimi sordun mu? Hayır. O zaman sen de benim hayatıma karışmıyorsun. O başka bir durum. Sana anlatabilsem hak verirdim bana. Ama Allah kahretsin ki anlatamam. Neyi neden yaptığımı söyleyemem. Ben de gazeteyi neden satacağını, nereye gideceğini ve ne yapacağını söyleyemem sana. Lütfen Leyla gitme. Sakın bu gazeteyi elinden çıkarma. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Pişman olacağım bir tek şey yaptım ben Galip. Sana aşık oldum. Şimdi lütfen git artık. Leyla. Galip lütfen. İyisin değil mi kızım? Hasan, Hanzade Hanım'ı doğru eve. Peki efendim. Hanzade, sen benim öz kızım gibisin. Hatanla, sevabınla severim seni. Evlatlarımdan ayırmam, bilirsin. Ne karar verirseniz yanınızdayım. Galip hiçbir şey bilmiyor baba. Bence onunla da paylaş artık bu durumu. Hazır değilim baba. Sen çok bitkinsin. Hadi bin arabaya. Doğru eve git. Baba, halletmem gereken bir işim var. Ama kızım iyi değilsin. Sonra halletsen olmaz mı? Yok, mutlaka uğramak istediğim bir yer var. Aklım kalmasın. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Peki. Sen bilirsin. Beni dinlediğin için sağ ol baba. Sen sağ ol kızım. Merve, ne olur ya. Senden başkası vazgeçiremez Leyla Hanım. Muhsin, en az benim kadar tanıyorsun onu. Kafasına bir şey taktı mı yapar. Kimse vazgeçiremez, sen de biliyorsun. Oho, sen hemen pes ettin ya. Muhsin, bak. Şu çocuklara bir bak. Gördün mü? Şimdi bir de bana bak. Sence hemen pes eden birine benziyor muyum? Yaptığım iş, kolayca pes eden birinin yaptığı iş mi sence? Pes ettiğim falan yok. Ama karşımdaki de Leyla. Onu vazgeçirmenin imkansız olduğunu biliyorum. Ya yazık ama. Hem kendi hayatını mahvediyor, hem de gazeteyi. Böyle olmak zorunda mı yani? Zorunda ya da değil. Ama olacak. Leyla bu. Bir şey yaşamazsa o şeyi anlamaz. Hoş geldin Asaf Bey. Sen iyi misin? Peki sayılmam Hacer Hanım. Girebilir miyim? Ne demek, buyur. Sağ ol. Neyin var Asaf? Her şey üst üste geliyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlatmak istersen eğer... Neresinden başlayacağımı bilemiyorum ki. Her şey yolunda zannettiğim bir anda hayatım alt üst oluyor Hacer. Elimden kayıp gidiyor her şey. Hayatın cilvesi bu işte Asaf. Hiçbir şey hep iyi ya da hep kötü gitmez derler. Sabır lazım. Buna sabır da kâr etmez Hacer. Buna yürek dayanmaz.
Ne oldu? Gelinim hamile. Ama bebek üzüllü olabilirmiş. Allah'ım. Ya. Allah yardımcınız olsun. Bir derdimi halletmeden diğeri başlıyor. Geminin her yeri su alıyor. Bense çaresiz bir kaptan gibiyim. Batıyorum Hacer. Öyle düşünme Azaf. Her şey yoluna girer inşallah. Ne Veysel konusunda, ne ailemin dertleri konusunda hiçbir ilerleme kaydedemedim. Yanılıyorsun. Sen çok güçlü bir adamsın. Kendine böyle yüklenme. Asaf, bu olmamalı aramızda. Bu böyle olmamalı. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Merhaba oğlum. Buyurun Hazade Hanım. Bizim Akın'ın yengesi değil mi? Ne arıyor burada? Allah Allah. Güzelsin sen öyle. Maşallah. Canım benim. Aa, bu Hanzade Çelebi değil mi? Bu evi pek sık ziyaret ediyorsunuz artık. Tabii. Ev aslında sizin sayılır. Estağfurullah oğlum. Ben seninle bir mesele hakkında konuşmaya gelmiştim. Asaf Bey. Aramızda bir mesele kalsın istemiyorum ben. Lütfen bir an evvel aklınızdakileri söyleyin ve gidin. Veysel ne biçim bir laf o? Sen karışma anne. Yoksa senin de kalbini kırarım. Hacer. Lütfen. Bizim bu sorunların üstesinden gelmeyi becermemiz lazım. Sizi dinliyorum. Bak oğlum. Sen istesen de istemesen de ben senin babanım. Bu yaşına kadar sana babalık görevimi yerine getirememiş olabilirim. Ama önce kendi vicdanımla hesaplaşmak, sonra da sana beslediğim duygularımı göstermek istiyorum. Ben böyle bir talepte bulunmadım ki sizden. Sen bir talepte bulunmadın. Ama ben bu dünyadan göçmeden senin dünyalığını yaptım. Artık Çelebiler Tekstil'in ortaklarından birisin sen de. Aynı Galip gibi, Akın gibi. Ne demek bu? Sen benim 3 evladımdan birisin. Ve artık babanın şirketinde hisselerim var. Hisse mi? Ben hisse falan istemiyorum ki. Benim sizin paranızda malınızda gözüm yok. Veysel yeter artık. Bunu da nereden çıkardın Veysel? Bu hisseler zaten senin hakkın. Sen benim oğlumsun. İster beğen ister beğenme. Ben senin babanım. Bana müsaade et. Allah'a ısmarladık hocam. Lütfen. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu adamın tek derdi sensin zannediyorsun değil mi? Onca derdin içinde ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Kabalık etmek sana yakıştı mı oğlum? Ne geçti eline ha? Gel bakalım sen benim kucağıma. Ne kadar tatlısın sen öyle. Adın ne senin? Söyleyebilir misin bana? Adı Ümit bebek.
Adı da kendisi gibi tatlı. Ümit de Bekar. Kusura bakmayın. Belki yasaktır benim bu yaptığım ama inanın dayanamadım. Yok, yasak değil. Keşke insanlar gelip sizin gibi onları sevindirseler. Hem biz hem onlar dört gözle misafir bekliyoruz aslında. Büyük bir sorumluluk değil mi böyle bir çocuğa sahip olmak? Her an gözünün önünde tutmak. Bakımları çok zor olsa gerek. Sağlıklı bir çocuğu bile büyütürken ne zorluklara katlanıyor insan. Ama bu çocuklar daha farklı tabii. Dediğiniz gibi büyük bir sorumluluk. Aileleri ne hissediyor sizce? Ne bakımdan? Yani seçme şansları olsaydı dünyaya getirirler miydi? Pardon ama ben buna cevap veremem. Neden? Çünkü bunu yaşamak gerekir. Böyle bir bebeğe hamile kalmak, acısını tam şu anda hissetmek gerekir. Böyle bir şeyi insan yaşamadan asla anlamaz. Bense ne desem boş olur yani. Siz iyi misiniz? Bir anda aldım, kusura bakmayın. Sizin gibi alışkın değilim tabii. Haliyle için biraz tuhaf oldu. Bu arada ben Hanzade. Merve. Ümit'i çok sevdim. Size bir şey söyleyeceğim. Ama duyar duymaz unutacaksınız. Peki, unutacağım. Ümit bebeği her gördüğümde içimden şöyle diyorum. Böyle bir çocuğum olsaydı hüzün değil, acı değil. Yalnızca gurur duyardım. Çünkü o çok özel bir çocuk. Merve Hanım. Merve desiniz. Tamam. Acaba bir daha ziyarete gelebilir miyim diye soracaktım. Elbette. Ayrıca Ümit bebek size fena bağlandı sanırım. Yolunuzu gözlüyor olacak. Benden söylemesi. Onu bekletmeyin. Peki. İnsan hayatı bir lütuf değil midir aslında? Galiba ben bunu unutmuşum. Hatırlattığınız için sana da Ümit'e de teşekkür ederim. Gerçekten. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Eve gidiyoruz değil mi Hanzade Hanım? Hayır Hasan. Önce Doktor Nazan'ın muayenehanesine gideceğiz. Orada küçük bir işimiz var. Peki efendim. Bu annesi Esma Nur. Yanındaki de erkek kardeşi Akın. Bunları geç. Asıl adı Fikri. Gedikli meyhanenin sahibi. Galip ona dede diyor. Galip'in ikinci babası diyebiliriz. Bu kim? Galip'in arkadaşı ya da aşkı diyebiliriz. Leyla Emirli. Ya. Bursa Posta Gazetesi'nin sahibesi. Hanzade Çelebi, sizin de tahmin ettiğiniz kişi. Galip Çelebi'nin karısı. Galip Çelebi zevkli adammış değil mi? Buyurun efendim. Buradan bekleyeyim, otoparka mı çekeyim Hanzade? İşim uzun sürmeyecek Hasan. Sen burada bekle. 10 dakikaya geri geleceğim. Peki efendim. Galip Çelebi'nin attığı her adımdan haberim olacak. Peki efendim. Leyla Emir'le hakkında bilgi istiyorum. Kimlerdendir? Daha evvel nerelerde bulunmuş? Şimdi ne yapıyor? Bak bakalım, bir açığı var mı? Baş üstüne. Ama özellikle Hanzade Çelebi hakkında bilgi istiyorum. Anlaştık mı? Özellikle Hanzade Çelebi. Sizi beklettik Hanzade Hanım ama içeride hastamız var. Önemli değil, beklerim. Hah, Nazan Hanım da çıktı. Teşekkürler. Aa, hoş geldiniz.
Sağ olun. Ne yaptınız? Karar verdiniz mi? Bir karara vardım Nazan Hanım. Ben de bunu konuşmaya geldim. Buyurun o zaman, içeri geçelim. Serpil bize çay getir. Tabii. Hasan. Buyurun Galip Bey. Ne işin var burada Hasan? Hanzade Hanım'ı bekliyorum. Doktora getirdim de. Doktora mı? Hı hı. Yine mi rahatsızlandı? Yok efendim, iyiydi içeri giderken. Burada bir doktor adı var. Burası olduğuna emin misin? Midesinden rahatsız. Doktorun adı Nazan Hanım olacaktı ama tam bilemeyeceğim. Allah Allah. Bir bakalım o zaman. Kürtajı ne zaman yapacağız Hanzade Hanım? Kürtaj yapmayacağız Nazan Hanım. Nasıl yani? Bebeğimi doğurmaya karar verdim. Ne? Doğuracağım. Ama risk çok fazla. Bebek büyük olasılıkla özürlü doğacak. Riski göz almaya karar verdim. İster sağlıklı olsun, ister özürlü fark etmiyor benim için. İki ihtimalde de bebek benim bebeğim. Benim canımdan. Orası öyle tabii ama sonrası çok zor olacaktır. Yani tüm ömrü boyunca bakıma muhtaç olacak. Bunu bir kere daha düşünmenizi rica ediyorum.